Evet arkadaşlar, kardeşler, abiler, cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar, size bir güzel bir pazar gününden sesleniyorum arkadaşlar. En son videomda yavrularımızın antrenmanını gerçekleştirdik, gördünüz. 20 kilometre falan işte aşağı yukarı. Bakınız şu anda burada şöyle göstereyim. Erkekler bölümü dostlarım. Şu anda erkekleri saldım. Yani bayağı bir saat oldu. Saat 6'ya geliyor. Malumunuz geçen anlattığım üzere yavru kuşlarımı hafta sonları pek salmayı tercih etmiyorum dostlarım. Bakınız şu anda 6. Şöyle bir gezdirelim yavrularımıza. Bunları yemledim tabii. Biraz karanlık içerisi. Birazdan daha da karartacağız. Bakınız dostlarım. Yavruların durumu bunlar beyler. Şöyle biraz ışık yaparsak daha güzel olacak galiba size. Görüyorsunuz değil mi? Bildiğiniz üzere yavrularımızı 27 yavru olarak başladık arkadaşlar. Bakınız bak, bu da bana aşık. Gel oğlum, gel. Gel 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 oğlum. Evet, dediğim gibi arkadaşlar 27 yavruyla başladık. Bir tanesini gözümün önünde Doğan almıştı. Biliyorsunuz kılıç kanat, yani Gökdoğan. Bir tanesini o aldığı zaman işte kaybolanlar olmuştu 6 tane. Onların 5'i geri gelmişti. Ama bir tanesi de şu Belçikalı, biliyorsunuz dostlarım. Bir aydır bende olan kuş biraz mesafeyi ilerletince çekti gitti. Onun da kağıdı geldi arkadaşlar ama... Şimdi sahibi ararsa kuş geri geldi diye onun kağıdını geri göndereceğim. Bakınız erkekler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim dostlar. Bakınız. Burada 10 tane erkeğim var. Bir tanesi biliyorsunuz hani uzun süre kaybolup bir seneye yakın gelen erkeğim. Ondan sonra 9, yani normalde 12 erkeğim oluyor burada. Bir tanesini yarışlarda kaybettik arkadaşlar. Yarling denen, yani geçen senenin yavrusu kayboldu. Hiç ses seda yok. Nerede bilmiyorum. Eğer Doğan Moğan almadıysa veya birine inse haberimiz olurdu. İki tanesini arkadaşlar dün itibariyle Polonya'da benim çok uzun zamandır tanıdığım bir arkadaşım var. Yani arkadaş olduk artık. Ona gitti arkadaşlar bir dişiyle beraber. Sahiplendirdik yani. Şöyle gösterelim dostlar da. Ondan sonra bakınız yavruların her şeyi bitti arkadaşlar. Şimdi saat 6. Bakınız. Böyle bir sistemim var dostlar. Böyle geçiyor. Buradan da böyle kilitliyorum dostlar. Bakınız. Gördünüz mü? Şimdi içerisi kapkaranlık oldu. Gördünüz mü dostlar? Şimdi içeri gireyim. Evet. Gözünüzle gördünüz değil mi? Bunun amacını anlatmıştım defalarca. Karartma olayına. Sırf kuşları telek attırmamak için. Bu arada erkekler maşallah iyi uçuyor. Dostlarım. Yavruların yarışlarına da aşağı yukarı tahminim 3 hafta falan kaldı. Antrenmanlar tam gaz ilerliyor işte. Uçuşları, sabah uçuşları güzel. Evden çekimleri de güzel. Tabii ilk yavru heyecanı gibi olmuyor yani çekip gitmeleri. Ama gene de sağlıkları güzel. Bir saatten aşağı düşmüyorlar uçumun süreleri. Bakınız dostlar, burası da benim motor yerim. Burada da zamanında hep aldığım kupalar dostlar. Bakınız. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de yarış başına kupa veriyorlar dostlar. Bizde sezon sonu şampiyon olana kupa verilir arkadaşlar. Yani ben bir sezon boyunca 10 kere de birinci olsam yarışlarda bana verecekleri bir tane kupa. Yani o da şampiyon olamazsan onu alamıyorsun. Anlatabildim mi? Yarış birincisi oldun diye kupa vermiyorlar arkadaşlar burada. Mutlaka sezon sonunda bir klasmanda şampiyon olman lazım. Mesela şunlar görüyorsunuz, bak bunlar el yapımı. Bak ne zamanmış? Rayon diyor. Dive kampiyon. Kuş şampiyon olmuşum. Bakın arkadaşlar.
57 numara. Bakınız onun resmi de burada dostlar. 2003. Görüyor musunuz? Bakınız bu da maratonda, bir günlük yolda, bir günlük yarışlarda. Bak birinci, şöyle göstereyim, dur kupayı kaldırayım. Birinci 2004-2005 sezonu. Bakınız. Şöyle net görüküyor mu bilmiyorum. Heh. Bunlar sezon sonu aldığımız kupalar arkadaşlar. Bakınız bu da diploma. 39 numara. Kaçlı yılının bakınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bu annesi 39 numara. Bu 2003. Saz kanatlarım oradan geliyor arkadaşlar. Onun yavrusu. Bu 2000 yılının kuşu. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? 20 sene önce, 21 sene önce. Bu 2003'ün bakınız. Yavrularda şampiyon olan kuşum toplamda. Yani bir yarış değil arkadaşlar. Topladığı puanlarla şampiyon olan kuşum. Anlatabiliyorum dostlar. Burada tabii diğer kupalar da var. Burası benim böyle motoru koyduğum ve kupalarımı koyduğum bir yer arkadaşlar. Kümesimin hemen yanında. Bakınız erkekler de gelmek üzere. Maşallah. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, kuşunuz sağlıklıysa uçar. Sağlıklı değilse iki tur atıp çatıya konacaktır. Ve çatıdan çağırdığınızda aç olmasına rağmen aşağı alamıyorsanız kuşunuzu, bil ki problem var. Yani bir hastalık var. Genellikle koli oluyor. Koliyi de anlatmıştım arkadaşlar. Kuşunuz yemi içer, ya pardon, yemi yer, suyu içer, hemen takır takır kusmaya başlar. Büzüşme başlar. Onu, yeme iştahsızlık olur ondan sonra. Kuruma başlar. Bakınız. Keyifleri ol, belli oluyor. Bak buradan keyifleri oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Birazdan arkadaşlar bunları içeri alayım. Bakınız şu sistemi de gösterdim size arkadaşlar. Kuşlar yavrular bölümü devamlı. Arkadaşlar bu sağ etrafı görmek zorunda. Hani başlarken. Ama böyle bir imkanı olmayan bir arkadaşım da buraya telden böyle kapalı bir şey yapabilir. Kuşlar devamlı akşama kadar orada etrafı gözetleyebilir. Onu da söyleyeyim size. Alıştırırken, yavru alıştırırken, hele benim gibi böyle bir çukurun içinde oturan arkadaşlar için zor. Neden derseniz, yavru buradan ilk kalktığında arkadaşlar şöyle köşeyi döndü mü bir daha tabii gelmeyebiliyor. Ve çok uzaklarda kendini bulabiliyor ilk kalkışta. Bir de şu sistemi anlatayım arkadaşlar. Bakınız bunu ben şöyle bir sistem yaptım. Kapak açıldığı zaman bunun üstüne düşüyor. Bakınız dostlar, yandan görelim kuşların çıkması için. Bu tamamen buradan buraya eğitim vermek için arkadaşlar, şuraya giriş yerlerine. Ve ilk çıkmaya başladıklarında kuşlarınızı aç bırakıyorsunuz, yavrularınızı aç bırakıyorsunuz. Biraz yem atıp şuraya girip çıkmasını sağlıyorsunuz bu kapağı açık bırakarak dostlar. Ha, ondan sonra şimdi her şeyi öğrendiler, bunların hiçbirine gerek yok dostlar. Anlatabiliyor muyum? Bu arada gerçekten kanalımız YouTube'un ilk sayfalarına düşmeye başlamış. Hepinizin emeğine sağlık arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Tek başıma ben hiçbir şeyim yani. Ben sizinle beraber, siz eğer bakarsanız kanal bir yerlere veya yorum yazarsanız bir yerlere geliyor. Abone olursanız bir yerlere geliyor. Bu yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Hiç yeni gördüğüm arkadaşlar var. Selam yazıyorlar. Hepsine aleyküm selam dostlarım. Şöyle erkeklere çekiyoruz işte. Bu arada oyun kuşları, kuşlarıma yavruların yarışları başlayacağı için pek ilgi gösteremiyorum arkadaşlar. İlgi derken bakımları tabi aynı da, sadece uçum yavrular var mesela, ilk 3 yavrum. Daha onları her gün antrenman vermiyorum yani. Bir de doğan belası biliyorsunuz, başımızın belası. Evet dostlar, şu erkekler aşağı indiği zaman tekrar videoma kaldığımız yerden devam ederiz. Lütfen ilginizi, alakanızı esirgemeyiniz. Bakınız size bugün böyle bir video çekmek isterim dostlar. Birazdan da dişilerimizi salarız. Onlara da bakarız dostlar. Birazdan görüşmek ümidiyle. Gel oğlum, gel. Evet dostlarım. Erkeklerimizi çağıralım. Gel, come on, come on. Gel. Come on. Gel.
Come on, come on, come on, come on. Şu ağaç bu büyüdü bizim işi bozdu arkadaşlar ya. Come on, come on. Gel, 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 gel. Come on, come on, come on, come on. Gel, gel oğlum, gel, gel, gel. O neydi? Vallahi atmaca geldi sandım. Gel, gel. Come on, come on. Come on, come on, come on. Valla hala tek tek uçuyorlar dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Come on, come on, come on. Gel, 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 gel. Come on. Gel, gel. Gel. Come on, come on, come on. Gel oğlum, gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Evet beyler, erkekler bölümündeyiz. Gel. Kamerada bir problem mi var? Yok. Gel. Gel, gel. Bakınız arkadaşlar, temin videoda anlattığım yani neydi o? 2000 yılının kuşu var dedim ya, şu yanda resimde gösterdiğim. Onlardan kalan, bakınız. İbrahimovic babası bunun. Bunun da babası İbrahimovic. Onun da babası İbrahimovic. Burada 9 kuşumun 5'i İbrahimovic'in arkadaşlar. O da biliyorsunuz bir arkadaşım da. Bakınız. Aynı İbrahimovic, görüyorsunuz mu? Bakınız. Gel. Bakayım ötekiler niye gelmedi. Tamam. Kıp kıp kıp. Gel oğlum. Evet. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Come on, come on, come on. Gel, 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 gel. Bakınız şu kaybolup gelen erkeğin dişisini aldım onun yanında. Görüyorsunuz değil mi? Şu da onun kardeşi arkadaşlar. Bakınız. Bakınız. Benekliler hep aynı cins. Evet dostlar. Erkeklerimizin hepsi içeri girdi. Bakınız. Arkadaşlar eğer kuşlarınız hiç salınmıyorsa, yavrusu da yoksa, dediğim gibi kuşu yeme boğup şişirmeyin yani kuşlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız. Kuş zaten kursak olarak alışacaktır verdiğiniz yeme. Tabii ben size kuşlarınızı aç bırakın demiyorum. Bir çorba kaşığı kuş başına karışık yem. Ama gerçek karışık yem arkadaşlar. Bunun içinde bezelye, mısır ağırlıklı, çekirdek, buğday, arpa, her türlüsü var. 4 sezon diye geçiyor arkadaşlar. Soruyorsunuz bana. 4 sezon diye geçiyor yemin ismi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sas kanatlarım hep aynı. İbrahimovic'in bakın. Şöyle göstereyim erkeklere. Bakınız arkadaşlar. Burasının işi bitti. Bunu indiriyorum. Tamamen. Bunun sebebi de dişilerin. Şimdi dişileri salacağız. Onlarla irtibatı kesmek için arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ekeleri niye karartmıyoruz arkadaşlar? Kart kuşları. Eğer iki tane arkası arkaya iki ağız yavru alırsanız erkeklerden, damızlık değilse, yarışacaksa arkadaşlar çok çabuk tüye düşecektir. Ben Ocak itibariyle işte pardon yılın son ayı Aralık itibariyle eşi attığım zaman bir ağız yavru alıp dişi erkeği hemen ayırıyorum ve görüyorsunuz tüyleri böyle kalıyor. Kuş yuvada yattıkça kanat yani telek ve tüy atar arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Ne kadar yatarsa o kadar tüy atar. Yarın yarış zamanı her zaman söylüyorum
Başkasının kuşu dakikada şu kadar kanat çırparsa sizin kuşunuz daha fazla çırpmak zorunda kalır. Ve yarışlarda derece yapamazsınız arkadaşlar. Tabii kuşun kalitesi farklı bir şey. Şunu da söyleyeyim, geçen sorular oldu. Kuşun kanat kısmı, bakınız, güzelliği, her şeyi on numara. Ama şu iki kulak arasındaki beyninde iş yoksa, yani kuş daha geç gelecektir arkadaşlar veya hiç gelmeyecektir. O yüzden akıllı kuş lazım dostlarım. Şimdi arkadaşlar, izninizle bunu burada sonlandıralım. Bakalım hep beraber. Önce şöyle bir çekelim erkeklerimizin durumunu. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra dişilerimizi salalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Gel. Come on. Evet arkadaşlar. Şu anda dişilerim havada. Bakınız, burayı da kapatacağız şimdi. Görüyorsunuz. Ha arkadaşlar, şunu da unutmadan söyleyeyim. Kümes, yeni kümes yapacak arkadaşlar için, yarışacak arkadaşlar için kümesiniz mutlaka sabah güneşini görmek zorunda arkadaşlar. Söyleyeyim size. Yani kümes doğuya bakması lazım. Sabah güneşi ilk buraya vurması lazım arkadaşlar. O yüzden önemli. Ve önünü tabii tamamen kapatmayacaksınız. Bakınız, benim burada camlar var. Güneş olduğu gibi içeri vuruyor. Cam değil bu, plastik dostlarım. Tamam mı? Doğuya doğru yapın. Dişileri saldım arkadaşlar. Şimdi kümes temizliği. Bakınız, önce bir bakalım tabii. Nereye gittiler? Şu anda görünürde yoklar. Bunlar eke kuşlar arkadaşlar. Bakınız. Kart kuşlar yani. Şöyle bir bakalım. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar, ben kümes temizliğine geçeyim. İnirken de tekrar birlikte oluruz. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Dişilerimizi de içeri aldım. Antrenmanları bitti. Görüyorsunuz. Kümesler temizlendi. Bakınız dostlar. 13 yaşındaki dişimiz. Bakın, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Kümes temizlendi. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Güvercin pisliği böyle olması lazım arkadaşlar, gübresi. Şöyle göstereyim size, bakınız. Bir tane yeşilimsi veya diğer renkli bir gübre değil dostlarım. Bakınız, bunları bekleyeceğim şimdi. Demin içeri alırken de yanladım. Zaten doyan suyunu içen arkadaşlar yerine çıkacak. Ben şimdi yemeyenler için bekliyorum. Bakınız. Dişilerin hepsi kızgın tabii, gördüğünüz üzere. Erkek gibi ötüyorlar arkadaşlar. Bakınız. Şöyle göstereyim dostlarım. Dişiler bölümü, önleri kapanıyor. Bekleyelim arkadaşlar. Yerine çıkarmayı da göstereceğim birazdan. Bakın, suların içsinler rahat rahat. Arkadaşlar, şu da kendi yapımım. Görüyorsunuz, birbirlerini göremiyorlar. Aşağı yukarı 20 tane şey kuş alıyor. Tabii benim her sene 12 çiftim olduğu için 4 tane ekstra fazla dişim olduğu zaman da öyle yapıyorum. Yani 20 tane kuşluk burası. Görüyorsunuz, kümesin yan tarafı. Yani yavruların yan bölümü arkadaşlar. Bakınız, hepsi suyu içti arkadaşlar. Şimdi sopayı gösterelim dostlarım. Gel. Gel oğlum. Gel. Evet. Şimdi içeri girelim arkadaşlar. Yanlış girenleri alalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dişiler. Bakınız.
Ondan sonra arkadaşlar önlerini kapatıyoruz bu sistemle ve işlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu benim günlük standart yaptığım bir iş arkadaşlar. Şu anda lambalarını da çekiyorum. Bakınız. Kapattığım zaman karanlık bir şekilde akşama kadar duruyorlar arkadaşlar. Çok sıcak olduğum önlerine suluk asıyorum. Çünkü ayırmazsanız arkadaşlar böyle dişi dişiye eş alır. Ve bir daha erkeğe pas vermezler. Ondan sonra yarışlarda problem oluyor. Evet dostlarım. Bugün de size böyle bir video yaptım. Günlük ne yapıyorum ne ediyorum. Bakınız yavrular hiç sessiz arkadaşlar. Karanlık. Hiçbir şey duymuyorlar. Evet dostlarım. Abone arkadaşlarım, kardeşlerim. Umarım size yardımcı olabiliyorumdur. Veya yeni başlayan arkadaşlara bir fikir sahibi olabiliyorlardır. Olabiliyorumdur daha doğrusu. Bu yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Lütfen dediğim gibi yorum, abone yani ne gerekiyorsa yapmaya çalışın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Ne diyordum? Herkesin bildiği kendi kadar. Benim bildiğim de bu arkadaşlar. Herkes tabii kendine göre alabilir içinden bilgilerimden. Veya arkadaş sen yanlış biliyorsun diyen olabilir. Herkese saygım sonsuz. Ne diyordum arkadaşlar? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinden oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.